Merhabalar, ben Doktor Büşra Korkmaz, kanal tedavisi uzmanıyım. Bugün sizlere kanal tedavisinin yenilenmesi hakkında bilgi vereceğim. Kanal tedavisinin başarısız olması durumunda kanal tedavisini yenilemek bizim en çok tercih ettiğimiz tedavilerden biridir. Çünkü hem hastanın kendi dişini ağızda tutmak açısından hem de daha az girişimsel bir işlem olduğu için hekimlerin çok fazla tercih ettiği bir tedavi yöntemidir. Kanal tedavisi neden başarısız olur? Bunun hem hasta kaynaklı hem de hekim kaynaklı sebepleri olabilir. Kanal tedavisinin başarısız olduğunu şu şekilde anlayabiliriz. Ya hastanın ağrısı olur tedaviden sonra geçmeyen bir ağrı veya yüzünde şişlik gibi o tarafı hiç kullanamamak şeklinde semptomlar göstermesi veyahut rastgele bir şekilde doktora gittiği zaman alınan radyografiyle röntgenle beraber kemiğin içinde oluşan lezyonun fark edilmesiyle bu tespit edilebilir. O yüzden en sinsi olan aslına bakarsanız budur. Hastanın mutlaka 6 ayda bir ya da senede bir radyografi aldırarak takip edilmesi gerekmektedir kanal tedavisi sonrasında. Kanal yenileme tedavisine karar vermeden önce dişin durumunu çok iyi değerlendirmek gerekmektedir. Öncelikli olarak üst dolguya bakılır. Aynı zamanda neden enfekte olmuş olabilir bu diş acaba? Bu daha iyi değerlendirilir. Yani hasta kaynaklı bir şeyse eğer, atıyorum hasta dişini iyi fırçalayamadıysa, ağız bakımını iyi yapamadıysa bunun çözümü nispeten daha kolaydır. Ancak hekim kaynaklı bir komplikasyon yaşandıysa, dişin içinde bir alet kırıldıysa veya basamak oluşturulduysa, kanalın içinde ilerlenemediyse, anatomik yapılar gözden kaçtıysa bu tarz durumlarda kararı vermek birazcık daha güçleşebilir. Genel olarak bütün komplikasyonlar yaşanmış olsa bile şu anki teknolojilerle beraber dişi ağızda tutmak için elimizde çok daha fazla imkan bulunmakta. Herhangi bir kanal aleti kırıldığında şu an yeni üretilen materyallerle beraber o aleti ya dişin içinden çıkarabiliyoruz veyahut yanından geçebiliyoruz. Bu şekilde de başarıyı sağlayabiliyoruz tedavide. Her şey yolunda gitmiş olsa bile, çok güzel bir kanal tedavisi yapılmış olsa bile, hasta çok güzel bir ağız bakımı yapmış olsa bile bazı durumlarda inatçı bir enfeksiyon varsa diş iyileşmekte güçlük çekebiliyor. Bizi en çok zorlayan konu ise bu oluyor genelde. Ne kadar iyi bir dezenfeksiyon sağlasak bile, ne kadar iyi bir kanal tedavisi yapsak bile bazı durumlarda istemediğimiz şekilde diş çekime gidebiliyor. Kanal yenileme tedavisi nasıl yapılır? Öncelikli olarak hastanın eski dolgusu ve aynı şekilde kök kanal tedavisi temizlenilir. Bu işlem esnasında hastaya lokal anestezi yapılır. Böylelikle ağrısız bir işlem sağlanmış olur. Kanal yenileme tedavisi duruma göre tek seans veyahut 2-3 seans gibi yapılabilecek bir tedavidir. Bu vakadan vakaya değişmektedir. 2-3 seanslık tedavilerde dişe pansuman yapılır, ilaç yerleştirilir ve daha sonrasında hasta takip edilir. Durum böyle ilerler. Kanal yenileme tedavisi sonrasında ağrı olur mu? En çok sorulan sorudan biri budur. Tabii ki ağrı olma ihtimali olabiliyor. Çünkü biz orada bir mikroorganizma ile uğraşıyoruz ve bakteri dengesini değiştiriyoruz. Bağışıklık sisteminin buna illaki bir tepkisi oluyor. Her zaman ağrır, kesinlikle ağrır diyemeyiz ama ağrı görülme ihtimali olabilir. Bu durumlarda ağrı kesicinin kesemediği bir ağrı olmaz. Ancak ağrı kesicinin kesemediği bir ağrı veyahut yüzde şişlik gibi durumlar söz konusu olursa mutlaka tedaviyi yapılan hekime danışmak gerekir. Yani ya hekim farklı bir ilaç reçete ederek hastanın durumunu stabilize eder veyahut da dişe müdahale edebilir direkt. Kanal yenileme tedavilerinin başarı oranı %70 ila 80 arasında değişmektedir. Bu tabii ki her hastaya uygulanabilen bir tedavidir kanal yenileme tedavisi. Yaşa bağlı olarak veya işte herhangi bir sistemik sağlık durumuna bağlı olarak uygulanamaz kesinlikle diyebileceğimiz bir durum yok. Eğer hastanın belli hastalıkları varsa ya da işte hamileyse doktoruyla danışarak, izin alarak o şekilde tedaviyi uygulayabiliriz. Her şey yolunda gittiğinde %70 ve 80 arasında bir başarı oranı elde edebiliyoruz tedaviler sonunda. Kanal yenileme tedavisi yapılan dişler için son olarak şunu önerebiliriz ki kaplanmaları uygun olabilir. Çünkü genellikle bu dişlerin çok büyük dolguları oluyor ve kökün içine iki kere müdahale edildiği için diğer dişlere, sağlıklı dişlere oranla kırılma ihtimalleri bir miktar daha artıyor. Tedavi sonunda genellikle hastalarımıza dişlerin kaplanması öneriyoruz. Bunlar işte endokron veya tekkron şeklinde tedaviler tercih edilebiliyor. Ya da işte diğer dişler varsa, belki boşluk varsa önünde köprü gibi tedaviler de tercih edilebiliyor. Bu şekilde kanal tedavi dişlerimizi ağızda tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.